Hakikaten kokusu çok güzeldi. KOP desteğiyle Meram Belediyesi, Karatay Ziraat Odası ve Konya Sebze Üreticileri Birliği'nin işbirliğiyle hayata geçirilen sebze fidesi üretim tesisinde üretilen fideler lezzetli mahsullere dönüşüyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli ürünlerle buluşması için çalıştıklarını kaydetti ve ekledi. 2 yılı devrildik fide merkezinde. Bildiğiniz gibi Konya'nın ilk ve tek fide merkezi burası. Konya dışından yaklaşık Konya'ya her yıl 120 milyon fide giriyordu. Bunun şu anda %10'uyla 15'i civarında Konya'da ani ilk olarak hastalıksız hibrit tohumla ve Konya iklimine ve toprağına alışmış vaziyette ve üretim sürecini de hızlandırmayla ilgili yaklaşık 15 günlük bir kazanç sağlıyor bu da. 2 yıldır hizmet veriyor. KOP'ta ata tohumları nesilden nesile projesinin hazırlıkları da sürüyor. Meram Belediyesi tarafından tahsis edilen bir dekarlık arazide model fide üretim serası oluşturulacak ve 31 ilçeden toplanan ata tohumları bu serada çoğaltılacak. Bu fide üretim merkezinin içinde yeni bir sera oluşturuyoruz. KOP destekli. Bu sera ne yapacak? Konya ve civarındaki bütün ilçelerden ve beldelerden ata tohumu dediğimiz kendi tohumumuzdan tohumları toplamaya başladı Tarım İl Müdürlüğümüz. Şu anda 70'e yakın çeşitlilikte tohum toplandı. Başkan Kavuş, seradan elde edilen ilk fidelerin vatandaşlara dağıtılacağını da belirtti. Önümüzdeki Ekim dönemiyle beraber inşallah ata tohumundan fide üretip ve onların fideden tekrar tohumlara kalmasını sağlayarak tohumları çoğaltıp hemşehrilerimize, çiftçilerimizden ziyade daha çok küçük ve hobi amaçlı uğraşan hemşehrilerimize bu fideleri dağıtacağız inşallah. Onların bu eski pembe, kokulu, biraz da şekilsiz olan ama ata tohumu olduğu için çok da kıymetli olan ata şeyden, meyvelerden ve sebzelerden yemelerini önüne açmış olacağız inşallah. 20 gün erken çıktı sebzelerimiz. Hastalıklara daha dayanıklı, daha kaliteli olduğu için daha çok kazanç elde ettik. Allah razı olsun Meram Belediye'mizde.